Tarihin farklı dönemlerinde yaşanmış, kimi esrarengiz, kimi ürkütücü, kimi düşündürücü olaylar yaşanıyor. Pek çok vaka zaman içinde çözülürken bazı olaylar hala kafalarda soru işareti bırakıyor. Bilim adamlarının her şeye bir cevap bulabileceğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bu videoda insanların cevap vermekte zorlandığı dünyanın en gizemli olaylarından birinden bahsedeceğiz. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Pollock ikizlerini daha önce hiç duydunuz mu? Bu ikiz kardeşler reenkarnasyonun en büyük kanıtı olarak gösteriliyor. Bu olayın yaşandığına herkes emin, fakat ürkütücü yanları ister istemez herkesi korkutmaya yetiyor. Bildiğiniz gibi reenkarnasyon, ölümden sonra tekrar doğmak olarak özetlenir. Bunun yaşandığına dair pek çok örnekler halen tartışılmaya devam ediyor. John ve Florence Pellick Hexham'da yaşayan bir çifttir. Jack Klein ve John'un adında iki kız çocukları vardır. Jack Klein 6, John'la ise 11 yaşında. Bu aile 5 Mayıs 1957'de kızları ve kızlarının Anthony Layden adında bir arkadaşlarıyla birlikte araba kazası geçirir. Maalesef 3 çocuk da olay yerinde hayatlarını kaybeder. 11 yaşındaki bir kız olan Joanna ve onun 6 yaşındaki kız kardeşi Jack Klein bu olayın merkezi durumunda. 5 Mayıs 1957 günü korkunç bir araba kazasında hayatlarını kaybeden bu küçük kızlar arkalarında büyük bir gizem bırakacaklarından habersizlerdi. Bu olayla birlikte yıkılan John ve Florence tekrar bebekleri olacağını öğrendiklerinde umutlarını geri kazanırlar. Florence'in doktoru onlara sadece bir bebekleri olacağını söylese de John buna katılmaz ve karısının ölen çocuklarını ikiz olarak tekrar dünyaya getireceğini iddia eder. Kızların korkunç ölümünden bir yıl sonra John ve Florence Pellick'in ikiz kızları doğar. Baba John bir Katolik ve Katolik dini yeniden canlanma terimine karşıdır, ama bu John'un inancına engel olmaz. Florence'ın ikiz doğuracağından ve üstelik bu ikizlerin ölen çocuklarının ruhunu taşıyacağından emindir. Tüm bu tuhaflıklara karşın John'un ikiz öngörüsü doğru çıkar ve 4 Ekim 1958'de Gillian ve Jennifer dünyaya gelir. İkizlerden Jennifer'ın belinde Jack Klein'dekinin aynısı olan bir doğum lekesi vardır. Alnında ise yine Jack Klein'in kaza sonrası oluşan yaralarından birine tıpatıp benzeyen bir doğum lekesi bulunmaktadır. Aile, ikizler 3 aylıkken başka bir eve taşınır. Kızlar 2 yaşına geldiğinde ölen kardeşlerine ait oyuncakları istemeye başlarlar. Bu başlangıçta gayet normal görünse de o oyuncakları hiç görmediklerini söylediğimde olayın aniden nasıl ürkütücü bir hale geldiğini hissedebilirsiniz. Oyuncakları aldıklarında ise onlara ölen kardeşlerinin koyduğu isimleri koyuyorlar. Üstelik bu bilgiyi de bilmelerine imkan yokken. Aile tekrar eski evine taşındığında ise kızlar 3 aylıkken tanışmış oldukları bu bölgedeki her yeri nasıl oluyorsa ezbere biliyor olurlar. İşler daha da tuhaflaşıyor ve ölen kardeşlerin gittiği okulu gösterip arka bahçesinde eskiden oyunlar oynadıklarını söylüyorlar. Üstelik korkutucu olaylar bunlarla da sınırlı kalmıyor. Hareket halinde bir araba gördükleri anda titreyip panik olan kızlar "Araba bizi yakalamaya geliyor" diye korkmaya başlıyorlarmış. 5 yaşına kadar bu şekilde devam eden ikizler sonrasında ise tamamen normale dönüyorlar. Kızlar o dönemde öylesine ilgi çekiyor ki dönemin ünlü psikologlarından Ian Stevenson aileye ulaşıyor. 1918-2007 yılları arasında yaşayan Stevenson, 1987'de geçmiş hayatlarını hatırlayan, reenkarnasyonun kanıtı gibi duran çocuklar üzerine bir kitap yazıyor. 14 ayrı olayın bahsedildiği bu kitapta Pellick ikizlerine detaylıca yer veriliyor. 40 yıl boyunca reenkarnasyon üzerine araştırmalar yürüten Stevenson, analiz ettiği binlerce olaydan en ilgincinin bu olduğunu söylüyor. Peki reenkarnasyon gerçekten var mı? Stevenson daha önceden yetişkin birinin hipnoz esnasında önceki hayatını anlattığına şahit oluyor. Olay üzerine yaptığı araştırmada bu yetişkinin hipnoz esnasında anlattığı sözde önceki hayatın aslında yıllar önce okuduğu tarihi bir kitaptaki ayrıntılardan ibaret olduğu anlaşılıyor. Yine de iş küçük çocuklara gelindiğinde bu olayı bu şekilde açıklamak imkansız. Örneğin 2 yaşındaki bir çocuğun böyle anılar geliştirebilmek için kitap okumuş olmasını bekleyemezsiniz. Özetle Pollock ikizleri reenkarnasyon tarihinin en tartışmalı ve en popüler örneklerinden biri konumunda. Olayın perde arkasını çözmek muhtemelen hiçbir zaman mümkün olmayacak ve bu küçük kızların hikayesi gizemli bir şekilde yıllarca anlatılmaya devam ediliyor. Hikaye hala gizemini koruyor. Pollock ikizleri reenkarnasyon başlığı altında en gizemli örnek olarak hala tartışılıyor. Konu ile ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda yazabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.